İdareci ve Bürokratlar Birliği tarafından uygulanan geleneksel çocuk oyunları, kültür ve spor etkinliği Siirt'te yapıldı. 14 Eylül Kapalı Spor Salonu yanında düzenlenen etkinlikte hepimizin çocukluk yıllarında bir şekilde oynadığı bilye, halat çekme ve benzeri oyunlar sergilendi. Geleneksel çocuk oyunları neden geleneksel çocuk oyunları? Dünyaya bir baktığımız zaman tarihiyle barışan değil, tarihiyle barışan bir neslin kendisiyle de barışık olduğunu, bu geleneğin asırlarla birlikte, yıllarla birlikte devam ettiğini görüyoruz. Bu geleneği devam ettirebilmekle birlikte aynı şekilde gelişen teknoloji ve internet medya ile birlikte maalesef çocuklarımız aile içerisinde bir elinde internet, diğer elinde laptop, diğer elinde cep telefonu, ailenin izlediği maçlar, televizyon programları derken tamamen bir noktada uyuşmuş ve adeta bir evde hapsedilmiş bir gençlik, bir çocukluk görüyoruz. Ve diyoruz ki çocuklarımız oyunlarla kendilerini gerçekleştirebilir. Oyunlar rol modeldir. Çocuklar öğretmen, müdür, milletvekili, başbakan oluyor. Ama biz çocuklarımızı oyunlarla sanki dışlar gibi başımızdan def etme aracı olarak görüyoruz. Bu yanlışla birlikte obeziteyi de davet ederek adeta bu halde boğulan çocuk kendisini sokakta buluyor. Tabii ki sokakta hürriyet var ama hürriyetle birlikte sıkıntı var. Alkol, kiner, sigara, uyuşturucu ve terör. Biz geleneksel çocuk oyunlarını Siirt'te yaparken de Siirt'in Mezopotamya'nın devamı, üç dilin konuşulduğu, değişik kültürlere, zengin kültürlere sahip bir il olması hasebiyle tercih ettik. Bu tercihimizin de ne kadar doğru olduğunu düşünüyoruz. Çocuk ve oyun ikisi yan yana ifade edilen iki kavram. Çünkü çocuğun hem fiziki gelişimini hem de zihinsel gelişiminin temelinde oyunlar yer almaktadır. Tarih boyunca da bu oyunlar her toplumun kendi kültürel yapısı içerisinde şekillenmiştir. Bu bölgeye has bir oyun, ülkemizin bir başka bölgesinde yer almamaktadır. Bazı oyunlar da vardır, her bölgede oynanmaktadır. Az önce bu oyunların isimleri sayılırken bir kısmını ben de biliyorum, biz de çocukluğumuzda oynadık. Ancak bir kısmı sadece bu yöreye mahsus oyunlar. Bu tür oyunları kültürümüzün devamlılığını sağlamak açısından devam ettirmemiz lazım. Ancak şehirleşme maalesef buna yeterince imkan vermemektedir. Artık bunu parklarda, değişik oyun alanlarında geliştirme yoluna gitmemiz lazım. Bizlere düşen de bunları bu yönde yeterli alanlar hazırlamaktır. Başka belgeler olmak üzere. Ben bu etkinliğin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir an evvel oyunları görmek için sabırsızlanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben diyorum ki her bir çocuğumuz mutlaka internete girebilmeli. Her bir çocuğumuz mutlaka bilgisayar öğrenmeli. Ama her bir çocuğumuz aynı zamanda spor yapmalı, oyun yapmalı. Şimdi ben Vali Bey'e buradan sizin adınıza soruyorum. Ben sizin adınıza Vali Bey'den bir ricada, bir isyanda bulunuyorum. Sayın Valim, bu güzel çocuklar için bir gençlik merkezi kuruluyor. Ama onların kendilerini ifade edebilecekleri değişik mekanlar da yapalım. Mesela müzik yapacakları mekanlar yapalım. Bir müzik, çocuklar için müzik korosu oluşturalım. Folklor var. Daha yaygın hale getirelim folkloru. Tiyatro oyunlarıyla ilgili mutlaka çalışma yapalım. Her ne kadar bazı çalışmalar varsa da bunu bütün okullara, bütün çocuklara yaygın hale getirelim. Yaygın hale getirelim ki bu çocuklarımızın eli bilgisayara gitsin, eli kaleme gitsin, çıksın, tiyatro oynasın, müzik yapsın, spor yapsın ama hiçbir zaman Molotov kokteyli almasın elinden.
etmek zorundayım. Oh, my God.